Merhaba değerli dostum Meskem Kimya kanalına hoş geldin. Evet bugünkü özel dersimiz karışımların ayrılması ile ilgili olacak. Yorumlarda bunu gördüm. Karışımların ayrılmasını anlatır mısınız hocam demişsiniz. Ben de bunu anlatmaya geldim. O zaman çok vakit kaybetmiyoruz. Hazırsan başlayalım. Dostum sana şöyle söyleyeyim. Karışımların ayrılmasında yöntemler vardı. Neydi? Tanecik boyutu farkıyla ayırma. Yazalım. Tanecik boyutu farkı. Farklı değil la. Heh. Farkı ile ayırma. Başka ne vardı mesela? Sırayla hepsini detaylı anlatacağım da araya boş boşluk bırakacağım ee, mesela 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 şey vardı yoğunluk farkıyla ayırma vardı yoğunluk farkı ile ayırma başka ne vardı çözünürlük farkıyla ayırma vardı mesela başka şu vardı kaynama noktası farkıyla ayırma vardı kaynama noktası farkı ile ayırma bir de manyetik özellikle ayırma vardı manyetik fark da özellik farkı diyelim özellik farkı ile ayırma. Peki bunların altında neler göreceğiz? Hemen renk değiştirerek göstereyim. Mesela tanecik boyutu farkı ile ayırmada elemeden bahsedeceğim. Eleme tanecik boyutlarının farkından yararlanıyorduk. Başka süzmeden bahsedeceğim. Başka ne vardı? Önemli bir şeydi. Diyaliz diye bir şey var. Diyalizden bahsedeceğim. Bu da önemlidir dostum. Başka 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 tanecik boyutu farkı ile ayırmada düşünüyorum düşünüyorum. Bu üçü yeterli gibi değil mi? Yoğunluk farkı ile ayırmada bir kere en önemlisi ayırma mahunisiydi değil mi? Ayırma. Hunisi ile ayırma. Başka ne vardı? Başka şey vardı. Flotasyon vardı. Flotasyon. Bu ayırma yöntemi vardı. Yani diğer ismiyle neydi? Yüzdürme dediğimiz yöntemdi. Aslında buraya aktarmayı da yazabiliriz. Aktarma. Normalde aktarma gösterilmiyor da ben ekstradan vermiş olacağım. Sonra savurma yöntemi vardı. Savurma yöntemi de normalde çok söylenmiyor ama ekstradan söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Başka neyden bahsediyoruz? Çözünürlük farkıyla ayırma da şöyle kristallendirme var. Kristallendirme. Bir de yazamadım. Heh. Ayrımsal kristallendirme. Niye, söyleyemiyorum Niye? Ayrımsal heh, kristallendirme. Ha, başka ne vardı? Bir tane daha vardı. O çok önemliydi. Özütleme ya da diğer ismiyle ekstraksiyon. Onu da söyleyeceğim. Kaynama noktası farkıyla ayırmada iki çeşit vardı. Basit damıtma ve ayrımsal damıtma. E, manyetik özellikle ayırma dediğimiz zaten ne demekti? Mıknatıs ile ayırma. Şimdi gel bunları detaylayalım. Önce neydi? Tanecik boyutu farkı ile ayırma. Şimdi bu nasıldı? Bunda neler vardı? Tanecik boyutları birbirinden farklı tanecikleri ayırmakta kullanıyorduk. Allah Allah, çok değişik bir tanım oldu diyebilirsin. Buna eleme ile başlayabiliriz. Eleme şöyle bir şeydir dostum. Katı katı, şöyle katı katı heterojen karışımları ayırmak için kullanılır. Yani diğer ismiyle adi karışımları ayırmakta kullanabildiğimiz bir şeydi. Mesela Mesela en klasik örneklerinden bir tanesi neydi? Kumla şakıl taşı. Değil mi? Başka ne olabilir? Başka şey olabilir. E, topaklanmış un. Bunu ne yapıyorsun? Elediğinde topaklanmış kısım üste kalıyordu. Diğer kısım alta iniyordu. Böyle bir yöntem var mesela. Bunları söyleyebiliriz. Daha burayı arttırabilirsin. Tanecik boyutları, farklı tanecikleri ne yapabiliyoruz? Elemeyle ayırt edebiliyoruz. Mesela ha bir tane daha vardı aslında. Ayıklama. Onu söylemedim. Onu da ekstradan yazacağım zaten. Şöyle ikinci yöntemiz aslında hemen ayıklamayı da söyleyeyim. Ayıklama. Aslında ayıklama yine katı katı heterojen karışımları ayırmakta kullandığımız bir şeydi. Şöyle katı katı. Yani şöyle heh, heterojen. Yine tanecik boyutu birbirinden farklı olanları ayırıyorduk. Neydi bunlar mesela? İşte çürük meyveyi sağlamından ayırma. Veya işte şöyle örnek vereyim. Bu zeytin işi yapanlar da vardır. Zeytinleri büyüklüklerine göre ayırırlar. Hatta onu da böyle bir değişik bir aletle de yapanı görmüştüm ben. Nerede görmüştüm? Erdek de görmüştüm mesela. Erdekte işte böyle bir sistem var. İşte aralıklar böyle daralıyor, genişliyor böyle. Zeytinler oradan geçerken küçük olanlar işte önce düşüyor. Sonra yavaş yavaş büyüye doğru gidiyor. En büyükler işte diğer tarafa gidiyor. Böyle birbirinden ayırıyor mesela. O da bir çeşit eleme gibi bir şeydir. Başka ne vardı? Heh, yöntemlerimizden bir diğeri süzme yöntemi vardı. Süzme yönteminde katı sıvı şöyle katı sıvı heterojen karışımları ayırıyoruz burada. Yani neleri ayırıyoruz aslında. Ee, süspansiyon mu? Süspansiyon. Diyeceksin ki sadece bunlar mı? Hayır değil dostum. Sadece katı sıvı değil. Katı gaz heterojen karışımları da böyle ayırabiliyoruz. Yani aerosolden bir tanesini de bu yöntemle ayırt edebiliyorsun. Mesela neyi örnek verebilirim burada? İşte en klasik örneklerden bir tanesi. Çay süzme vardır değil mi? Evde çayı işte ne yapıyorsun? Şöyle getiriyorsun, süzüyorsun değil mi? İşte bu mesela veya içinde süzgeç vardır. Ben Çoğunda öyledir mesela. Başka ne diyebiliriz? İşte tebeşirli su, tebeşirli suyu alıp süzdüğümüzde ne olur? Tebeşir üstte kalır, çözünmeyen kısım. Çözünen kısım, daha doğrusu su da altta kalacaktır. Başka tozlu hava, tozlu havayı da arabalardaki hava filtresini düşün. Dışarıdaki tozlu hava geliyor, filtre tozu tutuyor, içeriye temiz hava geçiyor. Veya işte uzun süre kullandığımız o maskeler, aynı yöntemdi, değil mi? Maske ne yapıyordu işte? Tozu, mikrobuşunu bunu işte parçacık boyutu o geçemeyecek kadar büyük olanlar geçmiyordu. Küçük olanlar işte hava falan geçebiliyordu. Yani tanecik boyutu farkıyla ayırma yöntemidir. Süzmedekini arttırabilirsin. Daha birçok örnek verebilirsin. Ben sadece böyle bu şekilde hızlandırılmış bir şekilde göstermiş oldum. Başka ne vardı? Bir de diyaliz diye bir yöntem vardı. Diyaliz. Diyaliz aslında kirli kanı ayırt etmek için kullandığımız bir şeydi. Onu şu renkte yazmak istiyorum. Kirli kanı temizlemekte kullanıyorduk. Temizleme. Peki nasıl bir aleti? Hemen şöyle şuraya basit bir şekilde göstermek istiyorum. Şöyle bir şey var dostum. Bunun içerisinde bir e, özel bölme var. Burada da şöyle dışında da diyaliz sıvısı var. Kan bu aradan geçiyor. Şöyle heh, Kan şu aradan geçiyor. Kanı buradan gönderiyorsun. Kanın içerisinde büyük parçacıklar var. Bir de küçük parçacıklar var. İşte bu küçük parçacıklar, bu özel bir zar yarı geçirgen zar. Bu küçük parçacıklar dışarıya çıkıyor. Yani diyaliz sıvısına geçiyorlar. Kim bunlar? İşte üreydi, şuydu, buydu. Bunlar zararlı parçacıklar. Onlar dışarıya çıkıyorlar. Ama büyük olan yararlı moleküller Geçemediği için onlar içeride kalıyor. İşte şeker, karbonhidrat, protein falan filan işte. Onlar içeride kalıyor. Şey olan zararlı olan küçükler dışarıya çıkıyor. Böylelikle bu taraftan temiz kan ne yapılmış oluyor? Gönderilmiş oluyor. Yani tanecik boyutu farkı kullanılıyor burada da dostum. İkinci ayırma yöntemimiz. Yani şey var özelliğine göre ayırma yöntemimizden bahsedeyim. Yoksa dört tane şey yaz, yöntem yazdım da. Şöyle ikinci ayırma türümüz de şudur. Yoğunluk farkıyla ayırma. Yoğunluk farkı ile ayırma. Şöyle burada en önemlisi tabii ki nedir? Ayırma hunisidir. Ayırma hunisi. Burada hangi tür karışımları ayırmak için kullanıyoruz bunu? Sıvı sıvı heterojen karışımı. Ha bu arada diyaliz de koloidal bir karışımdı değil mi? Yani onu ayırdığımız şey koloidal bir karışımdı. Hangisiydi? Kandan bahsediyoruz. Heh, sıvı sıvı heterojen karışım dediğimizde yoğunlukları birbirinden farklı olacak bu sıvıların. En önemli detayı bu. Peki yoğunlukları farklı. Birbirinde çözünsün ama yoğunlukları farklı olsun olur mu? Olmaz. Yani ne olması gerekiyor ayırma hunisiyle ayırman için? Birbirinde çözünmemeli, ikincisi de yoğunlukları farklı olmalı. Bunlar böyleyse bir maddeyi, daha doğrusu iki sıvıdan oluşan karışımı birbirinden ayırabilirsin. Mesela şöyle örnek vereyim. Zeytinyağı su diyoruz değil mi? Zeytinyağı ve su. Bu karışımı ayırma hunisiyle ayırırsın. Ayırma hunisine koydun, ne olur? Zeytinyağı üstte kalır, yoğunluğu küçük. Su altta kalır, musluğu açarsın. Önce işte şey dökülür neydi onun ismi su dökülür Onu ayırırsın musluğu kapatırsın Zeytinyağını da diğer tarafta ayırırsın. Mesela burada çok önemli bir soru tipi vardır o da şudur. Zeytinyağı ile suyun birbirinden ayrılmasının sebebi yoğunluklarının farklı olması mıdır yoksa çözünürlüklerinin farklı olması, olması mıdır? Yani birbirinde çözünmemesi midir? İkincisidir dostum bak. Bunların birbirinden ayrılmasında en önemli şeylerden bir tanesi yani bunların birbirine karışmamasının sebebi çözünürlüklerinin farklı olmasıdır. Sakın ha yoğunlukları farklı diye kesin ayırabiliriz diyeme Mesela şöyle söyleyeyim. Zeytinyağının yoğunluğu 0,9'dur. Suyun yoğunluğu ise 1'dir. Bu ortalama değerden bahsediyorum. Mesela etil alkolün yoğunluğu 0,8. Diyeceksin ki o zaman etil alkollü su daha kolay ayrılır. Hayır. Birbirine karışırlar. Homojen karıştı için kolonya ayırabiliyor musun böyle yoğunluk farkıyla? Ayıramıyorsun. Onlar birbirinde çözünüyor çünkü. Yani ne olması gerekiyor dostum? Yoğunluk farkıyla ayırabilmen için birbirinde çözünmeyecek ve yoğunlukları farklı olacak. Bu önemli bir detaydır. Başka örnekler verebiliriz. Genel olarak şöyle yaparız biz. Benzin, su Su. Hep gördün mü? Bir taraf su veya işte eter, su gibi örnekler verilebiliyor. Çünkü şöyle benzin, zeytinyağı bunlar apolar karakterli maddeler. Su ise polar karakterli bir madde. Böylelikle ayrılabiliyor. Eterde de molekül büyüdükçe apolar karakteri artmaya başlıyor. Normalde eter polar bir molekül ama molekülü büyüdükçe, karbon sayısı arttıkça çözünürlüğü azalıyor. O yüzden ne oluyor? Suda tam çözünemiyor. Bu şekilde yoğunlukları da farklı olduğu için ayırt edebiliyoruz dostum. Yani şuraya da şeyi çizeyim bu arada. Bu ayırma hunisinin şeklini de çizeyim. Ayırma hunisi aşağı yukarı şöyle bir şekle sahip. İşte böyle bir balon gibi düşün. Şurada bir tane musluğu var. Şu musluktan işte akıtıyor. İşte yoğunluğu büyük olan altta kalıyor. Yoğunluğu küçük olan üstte kalıyor. Böylelikle ayırt edebiliyoruz dostum. Gelelim bir diğer yöntemimize. Burada ne vardı? Ne demiştim ben? Flotasyon. Yani diğer ismiyle yüzdürme. Yüzdürme yöntemini şöyledir. Katı katı heterojen karışımı ayırmakta kullanabiliriz. Yani bir adi karışımı. Ama burada önemli bir detay var. O da şu, çözünmeyecekler. İki, yoğunlukları kullandığımız sıvıdan birisi büyük biri küçük olacak. Yani mesela sülfürlü cevherler diyecek diye göreceksin. Sorularda falan flotasyonla ilgili bir şey gördüğünde şöyle yazar. Sülfürlü cevherlerin ayrılması. Burada bu yöntemi kullanıyor. Sülfürlü cevherleri alıyorlar. Toz haline getiriyorlar. Yağın içerisine atıyorlar. Su mu yağ mı neyse bir şeyin içine atıyorlardı. Yağ galiba. Yağla karıştırdıktan soru soru orayı köpürtüyorlar. Su ekleyip köpürtüyorlar. Yoğunluğu küçük olan işte o sülfürlü cevherler suyla şeyle, o yağla beraber köpürerek yukarıya çıkıyor. Yukarıdan onu ayırıyorlar. Dipten de diğer maddeyi ayırıyorlar. Böylelikle ne yapmış oluyorlar? Yoğunluk farkından böyle yüzdürerek ayırmış oluyorlar. Heh, en klasik örneklerden bir tanesi odun talaşı, kum karışımını da ne yapabilirsin? Bu yöntemle ayırabilirsin. Atarsın suya, kum dibe çöker, odun talaşı üste yüzer. Böylelikle ayırt edebilirsin. Veya işte naftalin tozu e, ne olabilir başka? Nafta tozuyla şey kum diyebiliriz yine fark etmez. Bunu da mesela bu yöntemle ayırt edebiliriz. Veya dedi ki işte naftalin tozuyla suyun olduğu karışımına nasıl ayırırız? Yüzdürmedir. Çünkü suyun içerisinde durmuyor mu bu? Evet. E, yüzüyor mu? Yüzüyor. Hop yüzeyden toplanır. Yüzdürmeyle bunu ayırt edebilirsin dostum. Bir diğer yöntemimiz onu şu yan tarafa yazayım ya. Onu da çok da yer kaplamayalım. Ee, mesela savurma yöntemi vardı. Savurma yöntemi yine yoğunlukları farklı katılara ayırmakta kullanıyorduk. Katı, katı, heterojen. Mesela en Klasik örneği burada buğday ile samandır. Bunu alırsın havaya doğru septiğinde buğday yoğunluğu büyük olduğu için yakına düşer, saman yoğunluğu küçük olduğu için ileriye gider. Rüzgarlı havalarda yapılır bu. Böyle ayırt edilebilir. Mesela şöyle örnek vereyim sana bizim e, memlekette işte Erzincan'da e, fasulye e, yetiştiriciliği çok fazladır. İşte sonbahara doğru da işte onlar kurutulur. So, i̇şte kuruduktan sonra e, kabuklarından ayrılması gerekiyor. O dış kabuğun e, dış kabuğun çoğunu büyük parçalar alırlar ama içeri kalır böyle ufak ufak parçacıklar kalır. Yoğunluğu küçüktür onun. Onu alırlar böyle elekle havaya doğru havadan böyle yere doğru dökmeye çalışırlar böyle havadan rüzgarlı havada. Onu yaptıklarını veya bazen üflerler. Üflediklerinde o yoğunluğu küçük olan parçacıklar ileriye uçar. Fasulye taneleri de yoğun olduğu için yakına düşer. Böyle mesela ayırt edebiliriz. Buna da savurma yöntemi diyoruz dostum. Peki başka buraya ne söyleyebilirim? Aslında santrifüj de diyebilirim. Santrifüjde de birbirinde çözünmeyen mesela ne olabilir? En klasik örnekler bir tanesi. Santrifüj için e, kanı örnek verebilirim. Kandaki o koloidal genellikle santrifüj. E, yazmıyorum özellikle bunu. Şöyle isim olarak göstereyim. Santrifüj diye bir şey vardı. Santrifüj. Heh. Bu yöntemde e, koloidal karışımlar daha çok ayrılır. Yani birbirinden çok ayrılmıyorlar ya. Çok bekletmen gerekiyor. Bekletirsen ayrılıyor. Süt gibi, işte kan gibi. E, mesela hastanede çalıştığımda ben o santrifüj aletini çok kullanıyordum. Yine yaklaşayım şöyle. O santrifüj aletiyle mesela işte tahlil yapacağız değil mi? Kanın proteiniyle o serum kısmıyla sarı kısmıyla bir tahlil yapacağız mesela. E onu alıyorduk ama nasıl alacağız değil mi? Böyle bir tane makine var yerleştiriyorsun şeyleri tüplerle yerleştiriyorsun. Ondan sonra bir çalıştırıyorsun yaklaşık işte dakikada 3000 devir 5000 devir dönüyor mesela. O döndükten sonra içerisindeki bütün o katı partiküller dibe yapışıyor. Merkez kaç kuvvetiyle dibe yapışıyor. Katısıyla sıvısını birbirinden ayırmış oluyorsun. Sonra da neyi kullanıyorsun biliyor musun dostum? Dekantasyon. Dekantasyon dediğimiz bir yöntem var. Bu da katı sıvı şöyle kaydıramadım. Heh. Katı sıvı heterojen karışımları ayırmakta kullanıyoruz. E, dekantasyonun diğer ismi aktarma dediğimiz bir şeydi. Aktarma mesela işte bu demin söylediğim örnekte kanın plazmasıyla işte o katı kısmını daha doğrusu pro, ne kısmını e, kan hücrelerinin olduğu kısmı mesela bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Başka dere kenarında altın arama ne yapıyorlar orada? Heh, şöyle ekrana geleyim de siz de görün bari. Dere kenarında altın arama böyle uzakta aldık değil mi? Heh buraya yazmıştın zaten dekantasyonu. E dere kenarında altın ararken ne yapıyor dostum? Şöyle alıyor işte parçaları sallıyor 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 böyle suyla bir şey yapıp büküyor ya o sırada işte yoğunluğu küçük olanlar gidiyor. Yoğunluğu büyük olanlar altta kalıyor. 1, 2, 3 yapıyor yapıyor e altının da yoğunluğu büyük olduğu için ne oluyor? Dibe çöküyor. En son işte onları toplayarak ayırt ediyor mesela. Siz de deneyebilirsiniz. Biraz eziyetli bir iştir ama bu genellikle dere kenarlarında şurada burada yapılıyor. Ama bunun için tabii ki önce coğrafya dersine bir Bakın orada nerelerde altın daha çokmuş onu bir öğrenin ona göre yapsanız daha iyi olur. Gelelim bir diğer yöntemimize çözünürlük farkı. Çözünürlük ...farkı ile ayırma. Burada biz neyi söylüyoruz? En fazla söylediğimiz şeylerden bir tanesi kristallendirmedir. Kristallendirme. Burada katı sıvı homojen karışımlar ayrılır. Mesela tuzlu su. Tuzlu su. Alırsın suyunu işte ya soğutarak ya da ısıtıp suyu buharlaştırarak... ...orada kristal halinde ne elde edersin? İşte tuz elde edersin. Bazı maddeler vardır sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalır. Bazı maddeler vardır sıcaklık azaldıkça çözünürlüğü azalır. İşte ha, maddenin cinsine bağlı olarak ne yapıyorsun orada işte. Diyorsun ki ha bu madde ben bunu soğutunca kristallenecek, çökecek. Çözünürlüğü azaldığı için çökecek. İşte o çözünürlük farkından dolayı katıyı elde ediyorsun. Veya buharlaştırma diye bir şey vardır. O buharlaştırmada da su gider, geriye ne kalır? Katı haldeki tuz kalır mesela. Tuzlu suyu buharlaştırılarak da ne yapılabilir? Tuz elde edilebilir. Mesela tuzlu su, şekerli su gibi homojen karışımlar için bunu kullanıyoruz. Bir de ne vardı? Ayrımsal kristallendirme vardı. Bundaysa çok önemli bir şey var. Katı katı karışımlar ayrılır. Ama burada önemli detay şudur. Parantez içine yazıyorum. İkisi de aynı sıvıda çözünür. Çok klasik bir örnek vardır. Nedir o? Morla yazayım. Tuzla şeker karışımı. Şimdi ben bunu ısıtmaya başlıyorum. Tuzun veya soğutmaya başlıyorum. Neyse artık soğutuyorum diyelim. Tuz farklı bir sıcaklıkta çökmeye başlıyor. Şeker farklı bir sıcaklıkta çökmeye başlıyor. Böyle birbirinden ayırt edebiliyoruz. Veya işte seryum sülfatla potasyum nitrat karışımı. Mı? Bu da çok gösterilir. Çünkü seryum sülfat sıcaklık arttıkça çöken bir maddedir. Çözünürlüğü azalıyor. Potasyum nitratsa sıcaklık azaldıkça çöken bir maddedir. Çünkü soğuttukça o mesela çöküyor. Diğeri ısıttıkça çöküyor. E bu ikisinden oluşan karışımı önce ısıtırım. Ne yapar? Seryum sülfat çöker. Ayırırım. Sonra soğuturum. Potasyum nitrat çöker. Ayırırım mesela. Böyle bir yöntemdir. Ayrımsal kristallendirme farklı sıcaklarda çökmesine bağlı olarak yaptığımız bir yöntemdir. Katı katı karışımları ayırmakta kullanırız. Ama fark neymiş? İkisi de aynı sıvıda çözünecek. Bir de ne vardı? Buranın üçüncüsü ve önemlisi ekstraksiyon. Ekstraksiyon. Tabi siz özütleme ismiyle daha çok biliyorsunuz. Özütleme dediğimiz şey bir maddeyi bir çözücünün içerisinden, daha doğrusu bir maddenin içinden alıp başka bir çözücünün içerisine aktarma işlemidir. Mesela 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 neyi örnek verebiliriz? Şeker pancarından şeker eldesi. Tabii burada kullandığımız yöntem sadece özütleme yöntemi değil. Kristal halinde şekere geçerken kristal kristallendirmeyi de kullanıyoruz ama şeker pancarının içerisindeki şekeri nasıl ayırıyorsun? Oradan şekeri nasıl çıkarıyorsun? Parçalıyorsun. Parçaladıktan sonra suyun içerisine atıyorsun. Şeker pancarındaki şeker suya geçiyor. Sonra süzüyorsun. Süzdükten sonra geriye kalan şekerli suyu buharlaştırarak veya işte kristallendirerek kristal şekeri elde edebiliyorsun. Başka ne var? Çiçeklerden parfüm eldesi. Bu da mesela alkol falan kullanılır. Güzel kokulu çiçekleri alırlar. Alkolde bekletirler. O güzel kokular alkole geçer. Sonra süzerler işte o alkolü de buharlaştırıp veya işte farklı yöntemler ne yaparlar? Orada işte o kokuyu veren maddeyi yağ olarak elde ederler. Farklı şekilde elde edebilirler. Başka evde çok yaparız. Tuzlu peynire su katıp tuzunu azaltma. Daha az önce yaptım. Sağ olsun annem peynir göndermiş memleketten. Biraz tuzlu gelmişti. Tuzlu gelmiş derken fiyat olarak değil yani şey olarak yani. Gerçekten tuzlu geldi. parçaladım. Böyle parçaladıktan sonra sıcak suyun içerisine bir koydum. Sıcak suyun içine koyduktan sonra 5-10 dakika bekledikten sonra suyunu süzdüm. Oh yedim mis gibi. Tam istediğim gibi oldu. Fazla tuzlu yiyemiyorum. Birazcık böyle yüksek tansiyon sıkıntım var. O yüzden ne yapıyorum? Bu şekilde gerçekleştiriyorum. Yaşlanıyoruz oğlum ne yapalım yani işte. Geliyor böyle şeyler. Tansiyondu, şuydu buydu. O yüzden bana iyi bakın, ha. Tamam mı? Hadi devam ediyorum. Başka neyden bahsedebiliriz? Tuzlu peynir. Tamam. Başka ne vardı? Şeker pancarı vardı. Önemliydi. İşte başka ne vardı? Çiçeklerden parfüm eldesi vardı. Aa, en önemlisini yazmadım. En önemlisi o da söğüt ağacından aspirin eldesi. Gibi daha birçok örnek ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bu peki bu nasıl oluyor? Hemen onu da söyleyeyim. Söğüt ağacını alıyorlar. Yaprağında başka işte o gövde kısmında e, o gövdenin iç kısmında böyle bir şey var. Eee so, sülfosalisilik asit dediğimiz bir madde var. İşte onu alıyorlar. Çeşitli kimyasal işlemlerden geçir. Onu işte özütleyerek çıkarttık ya. Sonra işte çeşitli işlemlerden geçiriyorlar ki çok basittir. Üniversiteli laboratuvarda bile yapabiliyorduk bunu. Sodyum sülfosalisilat diye bir madde elde ediyoruz. Oradan da işte aspirin yapmış oluyoruz mesela. Heh. şimdi çözünürlükle çözünürlük farkıyla ayırmayı da söyledik. Şimdi gelelim. Neydi? Kaynama noktası farkıyla ayırma vardı. O ne ya? Heh. şöyle. Heh. Kaynama noktası farkı ile ayırma. Burada iki çeşit vardı. Birisi basit damıtma, diğeri ise ayrımsal damıtma. Peki farkı ne? Burada katı sıvı homojen karışımlar birbirinden ayrılmakta, buradaysa sıvı sıvı homojen karışımlar birbirinden ayrılmakta. Şu var dostum bak. Aslında doğru tanım şudur. Bak gerçek tanımı şudur. Basit damıtmada iki madde arasında iki maddenin kaynama noktaları farkı en az 40 santigrat derecedir. 40 santigrat dereceden fazla olur farkı. O yüzden birisi işte kolay buharlaşır, biri işte zor buharlaşır. Böylelikle daha kolay ayırırız. Buradaysa iki maddenin, heh, maddenin kaynama noktası farkı 40 santigrat dereceden azdır. İşte çok klasik örnekler vardır. Tuzlu su. Diyeceksin ki hocam ben bunu kristallendirmede de söyledim, buharlaştırmada da söyledim. Evet çok haklısın ama burada mesela kristallendirmede amacımız sadece tuzu elde etmekti. Ama basit damıtmada hem tuz hem de su elde ediliyor. Peki nasıl oluyor diyeceksin. Hemen şekil çiziyorum dostum. Şöyle bir tane şekli vardı bunun. Heh, şöyle. Basit damıtmada şu arada soğutucu var işte. Şöyle geliyor. Şu toplama kabına ayrılıyor. Böyle. Burada buharlaşıyor. Şurada soğutucu kısım. Burada yoğuşuyor. Bu tarafa maddeleri ayırmış oluyoruz. Mesela burada tuz kalıyor. Burada da su kalıyor mesela. Ama ayrımsal damıtma öyle değil. Ayrımsal damıtmada bir tane fraksiyon kolonu var. Şöyle uzun bir fraksiyon kolonu var. İçerisi cam dolu veya işte böyle helezonlu kısımlar var. Bunu işte ne yapıyorlar? Şeye bağlıyorlar. Bu balona bağlıyorlar. ısıtıyorlar. Burada işte tuzlu su dedik ya buraya da mesela alkol su karışımını verebiliriz. Şurada işte soğutma düzeneği var. Soğutma düzeneği geldi. Sonra şurada da toplama kabına ulaştı. İşte alkol su da şöyle şu arada böyle cam parçaları falan var. Kaynama noktası büyük olan kim burada? Su. Su ve alkol var burada. Su, alkol. Kaynama noktası küçük olan alkol, büyük olan su. Ne ne oluyor biliyor musun? Su her sıcaklıkta buharlaşıyor mu? Evet buharlaşıyor. Şimdi geliyor ikisi de buharlaşıyor ama su buradaki cam parçacıklarına çarpıp geriye yoğuşuyor. Camlara çarpınca yoğuşup geriye gidiyor. Ama alkol geçiyor buraya. Burada sıvı hale geliyor. İşte buraya alkol daha fazla toplanmış oluyor. Su çok az gelmiş oluyor. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığı için buradaki toplama kabında %100 bir ayırma yoktur dostum. Mesela şöyle bir örnek verebilirdi. XYZ sıvılarında oluşan bir homojen karışım var sıvı karışımı. Damıtma yaptı. Damıtma ayrımsal damıtma yapıldıktan sonra diyor ki şu kapta yüzde 92 x vardır, yüzde işte ne olsun 6 y vardır, yüzde ne olsun ne olsun kaç oldu da yüzde 2 de z vardır diyor. Bunların kaynama noktalarını karşılaştır dedi. Ya bak en kolay buharlaşanın x olduğunu anlıyoruz çünkü çok çabuk buharlaşmış ve diğer tarafa daha fazla toplanmış. O zaman kaynama noktası en küçük olan x, en az toplanan z olduğu için kaynama noktası en büyük olan da z. Alsana sıralama. Mesela böyle. Bir soru gelebilir mi? Neden gelmesin? Gelebilir dostum. Son olarak da mıknatısla ayırmayı söyleyelim, bitirelim. Sonra da bakayım sorulara. Mıknatıs ile ayırma. Mıknatısla ayırmada şu vardır. Fe, Co, Ni kardeşler vardır. Demir, kobalt, nikel. Bu metallerin oluşturduğu katı katı karışımlarını ne yapabiliyoruz? Ayırabiliyoruz. Neyle işte bu şeyle basit de, ne, ne basit ya Mıknatısla ayırabiliyoruz. Şöyle ki dostum bak dikkat et ama bana. Demir tozu, bakır tozu bu yöntemle ayrılır. Çünkü demir tozu çeker bakır tozunu çekmez ayırabilirsin. Peki nikel tozu, kobalt tozu ayırabilir miyiz? Hayır ayıramayız. Neden? Çünkü ikisini de çekiyor. Peki bunları nasıl ayırırız? Erime noktaları farkından ayrılabiliriz. Peki demir, alüminyum alaşımı. Aa süper. işte demiri çekiyor, alüminyumu çekmiyor. Ayırabiliriz. Ayıramayız dostum. Neden biliyor musun? Alaşım diyor. Alaşım bu iki metal birbirine karışmış. Mıknatıs tuttuğunda çeker mi diye ya yani birini aldım, diğeri orada kalıyor. Yok öyle bir şey. O zaman sen mıknatıs tuttuğun her yerdeki alaşımları birbirinden ayırmış olursun. Ayrıl. O yüzden alaşımları birini çekse birini çekmese bile mıknatısla ayıramazsın. Toz halindeki karışımları ayırabilirsin. Bunu da sakın unutma dostum. Kimleri çekiyormuş? Demir, kobalt ve nikel. Bunu bilsen yeter dostum. Şimdi bakalım bununla ilgili soru var mı? Hemen OGM materyalden açıyorum karşıma. OGM materyal. Heh, TYT. Hay, 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 hay. Evet bir tane soru buldum. Bak şöyle bir soru. Lan dört göremiyorum soruyu. Heh. Ne vermiş bana? Böyle bir tane kap vermiş. İçerisine su koymuş. Şuraya Şöyle nikel tozu yazmış. Şöyle üst tarafa da ne onlar? Dur bakayım görünmüyor. Talaş. Ha, odun talaşı koymuş. Ve ben de naftalin tozu diyeyim. Fark etmez. Aynı şey. Naftalin tozu. Diyor ki bu karışımı ayırmak için yöntemlerinden hangileri kullanılır? Bir, Mıknatısla ayırma diyor. 2. Süzme. 3. Yüzeyden toplama. Ha, şimdi bakalım o zaman. Hangilerini kullanırız? Bir kere bu karışımı ayıracağız mı? Harika. Ben o zaman şimdi önce şu yüzeydeki naftalini bir ayıracağım ayırayım mı? Ayırayım değil mi? Yani yüzeyden şu naftalini toplayalım. Önce 3'ü kullandım. Çok güzel. Sonra geriye ne kaldı? Su ve dibinde nikel kaldı değil mi? Çok güzel. E ben süzsem bitti. Yani daha mıknatıs <laughs> kullanmama gerek kaldı mı? Yok. Ne olacaktır? Süzdüğümde nikel üstte kalacaktır. Şey de altta kalacaktır. Yani 2 ve 3 benim için yeterli. Ha, şu aklına gelebilir. Ya hocam ben mesela burada e, şeyi kullanabilir miyim? 1 ve 3'ü kullanabilir miyim diyebilirsin. 1 ve 3'ü yani saçma olur. Düşünsene. Yani suyun içerisine mıknatıs sokup alıyorsun. Biraz saçma ha. Yapılmaz değil. Mesela bak soruyu öyle yazmışlar aslında. Buradaki yazanlar o şekilde yazmış. Aslında doğru olan şudur dostum. Yani yapılması gereken mantıklı hareket. Bence birkaç yöntem var çünkü. Evet, yüzeyden topladım. Sonra da süzdüm. Üçünü de birbirinden ayırmış oldum. Başka neyi kullanabilirim mesela? Bak direkt süzsem. Bak direkt süzdüm. Yani şöyle bir şey de olmaz mı? 2. Süzdüm. Geriyene kaldı naftalin tozu ve nikel var, değil mi? E ben bunu ne yapabilirim? mıknatıs yaklaştırırım. Bu şekilde de ayırabilirim. Yani bu şekilde de olabilir. Hatta ve hatta yüzeyden topladım. içine mıknatıs soktum. E o da olabilir. Yani soruyu yazarken dikkat etmek gerekiyor. Mesela bu soruda öyle bir şey var. Durum var. E, ne yapmak gerekiyor? Burada iki tane yöntem çıkmış oldu. Hem ne yapabiliyormuşum? İşte önce yüzeyden topladım. Sonra da süzdüm. Olabilir. Bir daha mıknatıs kullanmama gerek kalmadı. Çünkü üste kaldı. Veya işte ne yapabilirim? Önce süzdüm. Naftalin tozu ve işte ne kaldı? Nikel tozu kaldı elimde. E, ben daha sonra ne yaptım? İşte mıknatısla ayırdım. Ha ama ikinci yöntem çok temiz bir yöntem olmayacaktır. Şu yöntem çok daha temiz bir yöntem olacaktır. Burada da bunu söylüyor zaten. Tamam mıdır? Mesela şöyle bir soru var. Burada diyor ki kalay kurşun tozu karışımı. kumlusu, Sonra tuzlu su. Kum çakıl. Çakır yazdım mı Alkol su. Bu karışımları vermiş. Karşısına da bazı yöntemler vermiş. Demiş ki erime noktası farkı olabilir. Çünkü kalay ve kurşunun erime noktaları farklıdır. Böyle ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz. ihtimal olabilir. Ama kalay kurşun alaşımı deseydi iş biraz karışabilirdi orada. İyi ki dememiş. Sadece toz karışımı demiş. Bu güzel olmuş. Tamam bunu ayırabiliriz. Eyvallah. Kumlu su. Süzerim. Süzme yazmış. Olur. Bu yöntem kullanılır. Tuzlu su. Buharlaştırma yazmış. Olur mu? Bence olur. Buharlaştırdığımda su gider. Geriye tuz kalır. Kum ve çakıl demiş. Ben bunu elerim. Olur mu? Bence çok güzel olur. Sonra demiş ki alkol su. Ayırma hunisi demiş. Ayırma hunisi. Olur mu? <laughs> Olmaz. Neden? Çünkü alkol ve su birbiriyle homojen karışıyor. Ayırma hunisi ise heterojen karışımları ayırmakta kullanılır. O yüzden bunu ne yaptık? Eledik dostum. Başka bakıyorum. Var mı böyle değişik bir şey? Ha bak bu hoş bir soru. Bunu söyleyeyim. Hatta dur bakayım beni görebiliyor musunuz? Heh, görebiliyorsunuz. Şöyle alayım. Şöyle yana. Dur bakayım. Şöyle yapacağız. Onu da küçülteyim. Şuraya koyayım. Soruyu da büyüteyim. Heh. Mesela şöyle bir şey demiş. Diyor ki e, aşağıdaki karışımları ayırmak için kullanılan yöntemlerden hangisi yanlıştır? diye bir soru tipi bu. Demiş ki birbiri içerisinde çözünmeyen, bak dikkatli dinle. Birbiri içerisinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı, iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım. Nasıl ayırırsın bunu? Bak çok güzel bir soru aslında. Tam ÖSYM'nin sorabileceği bir soru. Diyor ki bak birbiri içerisinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı sıvılar. Nasıl ayırıyorduk bunu? Ayırma hunisi değil mi? Evet. Bakıyoruz burada da onu söylemiş mesela. Başka şık diyor ki uçucu olmayan bir katının sıvısıyla oluşturduğu homojen karışım. Bak uçucu olmayan bir katı ne gibi işte? Tuz gibi düşün. Ee, bir tane neyle Sıvıyla işte sıvıyla karışıyormuş su mesela tuzla su karıştı. Homojen karışım. Şimdi bu karışıma bakarsak biz yüzdürme yazmış. Ayrılır mı? Homojen karışım yüzdürmeyle ayrılabiliyor muydu? Hayır. Yüzdürme neydi? Katı sıvıda ne yapacaktı? Çözünmeyecekti ve yoğunluğu sıvıdan küçük olacaktı. Öyle ayırabiliyorduk. Yani bu uygun bir yöntem değil. Bak yanlışı bulduk. Başka bir şık söyleyeyim. Ee, diyor ki uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım. Mesela kumun suyla oluşturduğu karışım. Süzerek ayırabilir miyiz? Evet ayırabiliriz. Başka mesela diyor ki tanecik boyutları farklı iki katının oluşturduğu heterojen karışım eleme ile ayrılabilir, değil mi? Mesela böyle bir şey söylemiş. Olabilir mi? Olabilir. Diyor ki birbirinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım İki sıvıdan oluşuyor ve homojen karışım. E o zaman neydi bu ayrımsal damıtmaydı? Sıvı sıvı homojen karışım olduğu için mesela bak çok güzel bir soru tipi. İnşallah ÖSYM e sorsa da siz de bunu çat diye çözseniz. Evet dostum, ne yapmış olduk? Böylelikle karışımların ayrılma yöntemlerini detaylı bir şekilde anlatmış oldum sana. Tüm her şeyini yazmaya çalıştım elimden geldiğince. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Senin için çalışmaya devam edeceğim. Ekipmanlarımı güçlendireceğim. Çok daha iyi bir ortam oluşturacağım. Bunların hepsi senin için olacak. Beni takip etmeye devam et. İki fosfor bir asit kimya bu kadar basit. Görüşmek üzere.